Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Yeni bir Klişe Okulu As bölümüyle karşınızdayım. Baskın haftasının ikinci savaşını beraber yapacağız. Bu süreç içerisinde de gerçekten keyifli vakitler geçirmeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Halihazırda genel bir özetimize bakalım. 10. Sivya başkentte neler yaptık? Bir özet geçtikten sonra kalan kısma devam etmeyi planlıyorum. Şöyle bir saldırı günlüğüne gelelim. Bildiğiniz gibi en son Push klanında bırakmıştık. Henüz oraya 16 saldırı yapılmış ve o şekilde devam edeceğiz. Ya şurada var ya, 27 saldırı yapıldığında adam, bak inanamazsınız. İnanamayacağınız bir şey göstereceğim. Başkentte bu yok yani. Bak, ejderha kayalıkları. Adam abi 2, 4, 5 savaş yaptı. Sadece ejderha kayalıklarına 5 savaş yaptı. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Hemen o savaşı izleteceğim. Hayatınızda göremeyeceğiniz mantıkla. Direkt abi bak. Mantık yok orduda. Ejderleri bırakıyor. Tamam mı? Gitmiş golem almış. Bu golemle beraber abi direkt cehennemlerin, ejderlerin ortasına golem atıyor. Sizce bir mantık yani düşünün yani. O golem ejderlere nasıl vursun? O teklilere nasıl yetişsin abi? Yani hayatımda gördüm. Klan içerisindeki bak ejderlere, cehennemler abanmış. Abi buraya golem atılır mı? Bu neyin kafası ya? Baksana iki adım ilerleyemedi. Savaş olsun diye savaş yapanlar var. Gerçekten böyle adamlarla savaş yapmak acayip derece zor. Bunun gibi vallahi adam hala bak ısrarla orduyu bozmuyor, gene golem atmaya devam ediyor. Bak izle, gene golem attı. Birinciden ders çıkarmadı, cehennemin önüne ve ejderlerin önüne gene golemi attı abi. Yani bu şekilde saçmalıklarla maalesef ki karşılaşabiliyoruz. Ondan dolayı yani en basitinden şunu söyleyebilirim. Abi ne iş yapacaksanız kendiniz yapın. Bak rekor kıracağım sırada bile herkesi klandan çıkardım sırf ondan dolayı. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen bizler saldırımıza geçeceğiz. Saldırıya geçmeden önce sizler de alttan mutlaka like'ınızı atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bizleri tanıyan arkadaşlar kanala abone olabilirler dedikten sonra bu şekilde bir büyücü vadisi beni bekliyor. Düşüncem şu, hemen şuradaki dev topları aradan çıkartıp ki şuradaki büyücü kulesi ve buradaki büyücü kulesi. Bundan sonra tamamıyla arkadaşlar gireceğim nokta burada iskelet fıçısı olacak. Benden önce bir arkadaş savaş yapmış. Keşke şuradaki dev topları da alsaydı daha tatlı olacaktı ama onun dezavantajıyla gireceğim. Umarım fazla sıkıntı yaşamam. 3 tane kadar koçbaşı işimi görecektir hemen şöyle belirttikten sonra. Yani okçuları biraz az tutacağız ama en az 5 tane, aynen 5 tane bir fıçı lazım olacak bana. 16 tane okçu umarım işimi görür. Bak net söylüyorum. Görmeyeceğini de düşünüyorum ama inşallah görür diyelim. Ve bir bol şanslar alırsam burayı arkadaşın bıraktığı yarımla beraber bitirmeyi planlıyorum. Hemen girelim içeriye. Şuradan bir duvar yıkıcı. Burayı bir yıkalım abi seri seri. Ve şurada bir öfke kullanacağım. Aynen 10 numara 5 yıldız abi. Şu öfkenin içerisindeyken büyücü kulesine gitmeyi düşünüyorum. Yukarı önemli biraz da. Yukarıdan da gitmek aslında çok iyi olacak benim için. Şöyle bir analiz ettiğim noktada. Abicim şuradan bir okçu daha hemen. Şöyle bir adet öfkemizi bırakabiliriz abi. Oradaki dev topa erişene kadar öfkenin içerisine girersek çok tatlı olacak ki girebiliyoruz. Çok iyi. Burayı da kestirdikten sonra kafamızda bir okçularımızı atıp hemen oradaki abicim direkt baskın arabalarını indirmemiz gerekiyor ki biri patladı. Şu da patlasa çok tatlı olacaktı. Bekleyelim ama şöyle patlatabiliriz. Yukarıda da hemen mızrak atarlara geçeriz. Tamam. Yukarıdaki dev topa geçeceğiz. Hemen oraya da başlayalım. Güzel. Buradaki de patladığına göre artık hemen mega testa ile süper büyücü kulesini alabilirim. 8 tane kadar bir okçum kaldı. Bekliyorum. Şu grupla beraber dev topa biraz vuracağız. Abicim şöyle iki grup birden atıp hemen orayı toparlamak istiyorum biraz. Süper büyücüye de eriştik şu an. Al abi, çok güzel. Vurmadan aldık. Şimdi buradaki süper büyücü önemli. Hemen oraya geçebiliriz. Bu arada iskelet fıçılarında süreye de biraz dikkat etmek gerekiyor. Bunu da bence gözden kaçırmayın. Lan tuzak çıkma ya. Zaten az okçum var. Abicim vur, son bir vuruşunu yap. Tamam. Şöyle şunu da atalım. İki grup kaldı. Artık işleme geçmem lazım arkadaşlar. Bir tane şuraya atacağım. Allah seni kahretmesin. Onda da tuzak çıktı. Hemen orayı al abi. Şöyle bırakmak istiyorum bunları. Bunlar buraya alırken ben de abi şöyle bir grup buraya, bir grup şuraya hemen seri şekilde ilerlemek istiyorum.
alt noktalar ne durumda diye baktığımda şuradan bir duvar yıkalım. Duvar yıkmayla çok fazla uğraştılar. Yukarıdakiler baskın arabasında durmuşlar abi. Buradakilerin de beklemesinin pek bir mantığı yok ama alttakiler iyi çalışmış. Şu an onu gördüm. Biraz bekleyelim. Şuradan bir yıldırım kullanacağım. Hadi al abi orayı. Çok güzel. Ben şu okçumu da şuraya atayım. Süper bir gücü düşsün. Muhtemelen iskeletler tam istediğimiz gibi sonuç doğurmasa da altta biraz iyi iş yaptılar. Ama üstü de hızlı şekilde temizleselerdi çok nefis olacaktı ya. Burada olay nerede patladı biliyor musunuz? Benim görüşüm ilk saldırıda o dev topların birisi alınsaydı bile bana yeterli olacaktı. Maalesef ki arkadaş onu yapamamış. Sağlık olsun. Gene güzel savaştı. Kaç aldım? Gerçekten ona da hiç bakmadım ama şimdi bakacağım savaş bitsin. Başkent altınına bakarak devam edelim. 4755 başkent altınıyla başladık. Bence bilmiyorum güzel oran diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence atlara muhakkak yazın diyorum. Ve şöyle burayı da abi bizim mağdur eden kısımdan başlayacağım. İskeletler sizdeyiz abi. Hemen şuraya da bir öfke kullanalım. Hızlı ilerlesinler. İskeletleri orayı bitirmesini istiyorum abi. Şöyle gördüğünüz gibi cehennemleri içten attığında hiçbir şey kalmıyor gerçekten. Acayip derecede iş yapıyor. Bitti. Bu kadar. Şunları da hemen şöyle yıldırımla bitireceğim. O kadar iskelet geliyor. Köyde işte bir şey kalmayınca son savaşta gerçekten çok üzüntü verici ama yapacak da bir şey yok abi. O da işin neşesi diyelim. Ejderha kayıtlarına bir savaş yapılmış. Şöyle bir ziyaret edelim. Nedir ne değildir bir beraber bakalım. Ona göre girişimizi yapalım. Evet bu şekilde bir köy bizi karşılıyor. Benim düşüncem ejderha kayıtlarına sistemin biraz farklı. Size de farklı gelecektir birazdan yaptığımda. Şöyle bir bakıyorum genel olarak tamam. Bir tane garzingomuz burada. Ortalama 6 tane kadar bir koçbaşı alacağım. Şimdi hemen ordumuzu ejderha kayalıklarına göre revize edelim. Şu şekilde 2 tane dev alacağım. Hatta 3 tane olsun. Geri kalan da full okçu olsun. Neden bu şekilde yaptığımı köyün içerisine girdiğimde anlayacaksınız arkadaşlar. Ejderha kayalıklarına 3 saldırı yapmanız gerçekten çok normal. Anormal hiçbir şey yok. Zaten ejderha kayalıkları gerçekten bir o kadar zorluyor. Bu gözle görülür bir şey yani. Şöyle hemen ilerleyelim. Tuzaklarda bulmaya başladı. Çok güzel. Tam istediğim buydu. Şuradan bir öfkeyi şu şekilde kullanabilirim. Bunu atmış olalım ve yukarıdan devam edeceğim. Şimdi size göre ters geldi ama hemen bahsedeceğim arkadaşlar o durumdan. Şu duvarı da yıkalım. Tamamdır. Çok iyi. Evet. Neden bu işlemi yaptığımı birazdan şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şuradaki Garzingo'ya ejdere vurma. Tamam. Garzingo'ya vur. Çok iyi. Bunu Garzingo'ya vuralım. Çok iyi. Buradaki Garzingo'ları da hemen almak için bir bir okçularımızı atalım. Abicim öfkenin tam içerisinde değilsin. O biraz üzücü nokta. Şimdi bu ejder aslında aşağı doğru gelebiliyor artık arkadaşlar. Garzingo'sunu yıktığınız ejder direkt oradan çıkabiliyor arkadaşlar. İstediğiniz yere çekebilirsiniz. Ben onları genelde dev olarak çekiyorum ve çok mükemmel iş yapıyor. İki grup birden attım. Şuradan hemen bir de duvar yıkıcı kullanalım. Maksat oraya doğru yönelsin ordular. Okçular da biraz hasar versin. Tamam. Garzingo yıkıldı. Yukarıdaki bir Garzingo'yu da almam lazım. Biraz bekliyorum. Şu ejder bir dönse. Dönsene abi ya. Lan takıldı kaldı. Dön arkanı. Dönmüyor. Israrla dönmüyor. Dönmüyorsa arkadaşlar onu indireceğiz. Yapacak bir şey yok. Sürede fazla gitmesin. Şöyle. Şuradan bir de dev kullanayım. Devin birini atmış olalım. Hemen iki grup. Tamam şimdi Garzingo'ya vuruyor musunuz? Vuruyorsunuz. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar bunlar olduktan sonra yapmanız gereken sistem çok basit aslında. Bakın şu köşeden bir tane dev atacağım. Şuradaki ejderler oraya gidecek. Bunlar gitsin. Ejderha kayalığında siz işlerinizi yapmaya devam edin. Yolda durdurup hala bunları öldürebilirsin ama ben öldürmeniz taraftarı değilim abi. İşiniz yok artık onlarla ya. Salın onları. Devleri ata ata onları yok edeceksiniz. Olay bu kadar. 8 tane. Ben hızlı şekilde şuradaki yıkıcıyı da almak istiyorum. Hala devin arkasında gidiyorlar. Şimdi çok güzel. Ejderler buraya döndüğünü gördüğüm için arkadaşlar bir dev daha alıyorum. Şuradan atalım. Bu ejderler oraya gitsin. Devam. Evet. Şimdi şuradaki yıkıcıyı alacağımı söylemiştim. Ama biraz beyaz alan açılması lazım. 5 okçum çöp olmasın. Bu arada sürede az kalmış. Yeni fark ettim. Hadi buyur. Lan bir tane okçu için vurma. Heh, şu an Allah'tan vurmadı. Alıyoruz abi. Çok güzel.
Hemen abi orayı indiriyorsun. Şuradan bir grup atıyorum. Şuradan bir duvar yıkalım. Ben duvar yıkacaktım. Tamamdır. Bir okçu daha atıyorum. Hemen elime abicim şöyle atmam gereken son öfkeyi atıyorum. Ve şuraya bir yıldırımı kullanıyorum. İkinci savaşımız bence nefis oldu. Bu arada buraya kadar çıkmışlar ejderler. Onu da yeni gördüm. Şuradakinin Garzingos'unu yıkmadık da sıkıntı değil. 4460 başkent altınıyla devam ediyoruz. Bence bak bu da güzeldi. En keyif aldığım savaşlardan birileri olabilir yani. Hemen gözcülük yapalım. Köyün içerisine bir baktığımda ejderleri zaten köşeye çekeceğiz. Ve aynı sistem devam edeceğiz. Ama 6 tane koç başına gerek yok. Ondan dolayı orayı biraz düşüreceğim. Bundan dolayı şöyle okçuyu bir tane arttırayım mı? Bakayım başka birim iş yapar mı burada? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak şu şekilde yapın 10 numara olacak. Bir tane baskın arabası alayım ben buraya. İzleyin, sadece izleyin ve görün arkadaşlar. Neler yaptığını beraber göreceğiz. Saldırma odana geçelim. Hemen bakalım. Ejderler burada olduğuna göre bunları yukarıya çekelim. Yukarıdan aşağı doğru insinler. Ve bir dev atalım. Yukarıya doğru gidin abi siz. Onlar yukarıya giderken ben de şöyle bir baskın arabası kullanacağım. Şöyle bir de duvar yıkıcı kullanayım abi. Baskın arabasının vereceği hasarı izleyin arkadaşlar. Normalde önden bir dev tanklatsanız daha iyiydi. Hatta ben atayım. Önden bir tank için devimizi yollayalım. Baskın arabası orayı tek başına talan edecektir. Ben şöyle bir... Lan oraya gitme ya. Devi de attık ama dönmedi. Baskın arabası gerçekten talan etti abi orayı. Şuradan bir tane daha hemen duvar yıkıcı kullanarak oradan devam edeceğim. Devim de arkadan geliyor oğlum. Baskın arabasına dönmeyin. Dönmeyin lan, dönmeyin. Neyse sıkıntı yok. Şuradan hemen devam edelim. Şurada bir öfke. İkişer de iki okçu. Baksana arkasından geldi. Devlerle alakası yok ama baskın arabası orayı tek başını temizleyerek nasıl yukarı çıktı? Sadece ona odaklanın bence. Acayip derecede iş yaptığını söyleyebilirim. Bak burayı Allah'tan görmedim, son andaydı. Şuradan bir okçu da... Allah seni kahretmesin. Başka çıkmazsa iyi. Hemen şuraları da alalım. Abicim, ejderlerin hepsini içeriye çektik değil mi? Bunların hemen içinden geçiyoruz o halde. Gider ayak bir tane vurdu şerefsiz. Tamam. Hemen orayı alalım abi. Yukarıda bir birim daha. Burada, ha şuraya da atalım bak. Sağda solda bir şeyler var mı diye gerçekten bu oyunda baskınlarda kontrol edilmesi gereken en önemli noktalardan biri. Şuradan şunlara bir destek vereceğim. Hemen orayı indirsinler. İçeride şu birim var. Ve şu ejderler artık düşün lan yakamdan. İki grup birden attım. Vallahi var ya, iyi ama dolandırdım ha. Bir de öyle bir şey var yani, iyi dolandırdım arkamda. Tamam, onları da indirdik. Normalde ejderleri bitirmeden de arkadaşlar savaşı bitirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şurayı bir yıkabilirsem. Bunlar buraya geldiğine göre şurayı hızlı şekilde almak için ben de bir tane duvar yıkması gerekecek muhtemelen. Ondan dolayı attım. Ha aslında köşeden dönüyormuş ya. Gerek de yokmuş. Dur bakalım. Ulan yok mu patlamamız? Ne gülerim var ya. Net çok gülerim abi. Şöyle bir grup atayım. Aslında geçecek yer varmış. Keşke yukarıdan atsaydım. Birimi daha tatlı olacaktı. Omuzuna katar. Bitmezse çok üzülürüm. Ha neyse arkadakiler geldi. Ulan bir an olmayacak sandım. Tamam güzeldi ama. 2500 civarı madalyayla burayı da bitirdik. Son iki savaşımız kaldı. Bunları da başkent zirvesine düzenleyelim. Of of of, 4 seviye duvarlar. Bu şekilde düzenimiz varsa simetrik olarak gidiyor. Genelde benim düşüncem şuradan yardırırım girerim abi. Yıkıcı yaya kadar gidersem buradaki yani sağ kısmı komple almak düşüncem var da tabii ki çok zor olacak. Vallahi zor olacak ama yapacak da bir şey yok. Yapmam lazım. 6 tane koçbaşı alayım. Full okçu alacağım. Burayı abi elimden geldiği kadar bitirmeye çalışacağım. Dediğim gibi sağ noktada şuradaki dev top, yıkıcı yay, buraya kadar erişmem lazım. Olabilirse yukarıya kadar da çıkmak lazım da çok zor bir ihtimal abi. Bu kadar okçu oraya yetişmez yani. Hani biraz gerçekçi konuşmak lazım. Ama şu var, bir tane şunlar görüyor mu? Görmüyor. Bir tane şey alınabilir. Bu nereye kadar? Ha bak, hava solması görmese buradan 1 milyon atmayı düşünüyordum. O da maalesef olmadı. Hemen içeriye girelim. Bakalım neler yapıyoruz abi. Bir koçbaşıyla başlayacağım. Hem tuzak kontrolü de yapmış oluruz. Şöyle de bir hemen şuradan mı kullanalım? Tam şöyle
bir öfkemizi kullanarak başlayalım abi. Artık okçularla gideceğiz. Nereye kadar gideceğiz? Beraber göreceğim. Hadi abi. Al çevreyi biraz hızlı temizleyin. Şimdi baskın arabasını dışarıda yakaladık. İki grupla beraber devam edeceğim. Orayı biraz hızlandırmak gerekiyor gerçekten. Ve şöyle bir tane de koçbaşım. Lan duvarı yıksan çok tatlı olacaktı. Mega Tesla işte. Öfkenin içerisine girebiliyor muyuz? Artık sanırım girebiliyoruz. Oradaki Garzino'yu da alırsan. Garzino, Garzingo. Garnizon. Artık her ne dersiniz abi. Şöyle Mega'yı aradan çıkartalım. Omega çıktıktan sonra duvar yıkıcıyı atacağım. Tamam. Artık duvar yıkıcıyı kullanabiliriz. Çok iyi. Hemen bu tarafı da temizle... Lan tuzaklar. Allah sizi kahretmesin. Şimdi ikinci öfkemi de arkadaşlar beklemeden tam şöyle atıyorum abi. Evet devam edelim. Şuradan da birimleri bırakalım bir bir. Alalım içeriye doğru gidelim. Dev top bir oraya bakacak bir oraya bakacak abi. Ama okçularımı yiyecek. Net biliyorum ki yiyecek. Şu iki grubu birden atayım. Tamam eziciden sonra yukarıya bakacak. Abicim şöyle duvarı yık bana. Çok iyi. Öyle bir düzen ki. İstediğim hiçbir birime gidemedim. Ne söylüyorum gidemedim. Dev top alabilir miyiz? Ben şöyle bir koçbaşı daha hiç o da istemediğim yere gitti ama duvarı yıktı. Tamam. Yukarıdayız abi. En azından bunu bil... Ben nasıl görmedim belediyenin ateşe atıp atmadığını ya. Al gene bir tuzak. Ah çıldıracağım. Başkente saldırmak acayip derecede sıkıntı ya. Çok fazla tuzak var arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Olacak şeyler. Belediye ateş atmadı. Devam edebiliriz. Yukarıdaki öfkenin içerisine girmedik ya. O bizim için bence büyük sıkıntı oldu. Onu da söyleyebilirim. Şöyle bir koçbaşı daha. Oradaki de duvarı yıkmış olalım. Hemen öfkelerin içerisinde devam etmek istiyorum. 6 tane kadar okçum var. Hadi yıkıcı yay. 37 saniye gibi süre var abi. Belediye ateş attı gibi geldi ama bana. Atsa şimdiye kadar düşerdi. Allah seni kahretmesin ya. Lan iki grup okçumu daha çöp ettin. Var ya okçuların çoğu çöp öldü. Çöp oldu. Gene düştü. Ne diyeyim ya. Vallahi ne diyeyim ya. Son iki grubu attım. Ne olacaksa olsun artık ya. Temizleyebildiğini temizlesin. Ulan yıkıcı yayları da aradan çıkartacaktım ha. Tam düşünce de oydu. Neyse. Belediye önümde. Yıkıcı yaylar falan filan ikinci savaş için önümde abi. Belediye ile beraber şuradaki ağır sormanı çıkartırsam ikinci savaş için bence mükemmel olacak. Hemen devam edelim. Vallahi çok fazla tuzağa yakalandık ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Şimdi koç başlığıyla bu kadar işim yok öncelikle. Onu söylemek istiyorum. Bundan dolayı şu şekilde azaltabilirim. Ve 3 tane kadar yeterli. Baskın arabası bir tane istiyorum ben aslında. Şimdi bir tane daha. Bir tane baskın arabası. Geri kalan okçu olabilir. Bu şekilde gireceğiz. Genel duruma son defa baktığım durumda daha herhangi bir şey... Şu görüyor mu lan? Ha, görmüyor. Yukarıdan saldırırsak görmüyor. Bilimlerde bir eksiklik var. Tamam hadi o da duvar yıkıcı olsun. Bu şekilde girelim. İkinci savaşımızla beraber devam ediyoruz efendim. Evet bir grubumuzu bırakalım öncelikle. Şu yıkıcı yayın önünü temizlesin diyecektim. Direkt yıkıcı yayı vuruyorlar. Bilsem iki grup birden atardım. Onu da söylemek istiyorum. İki grup atalım abi. Bir öfke daha alıyorum. Bir öfkemi de şöyle kullanacağım. Hemen yukarıdaki rokete kadar da gitmek istiyorum. Ve alttaki hasar veren binalara bak. Belediye de ateşin attığına göre artık devam edebiliriz. Şimdi buradaki öfkemi şu şekilde kullanacağım. Biraz hiç beklemediğiniz taktik geldi. Arkadan girmemi bekliyordunuz ama oradan birimler görebilir. Çoklu havanı falan da bu şekilde indirme olasılığım daha yüksek olduğu için hepsini indirelim. Rahat bir baskın arabasını bırakalım. Arkadan ortalama 6 grupta bir okçu kalırsa elinde nefis olur. Şöyle hemen atalım abi çevre temizliğine devam. Dev topa erişeceğim ve yukarıdan yıkıcı yaya erişmek istiyorum abi. Hasar veren binalara baksana. İki grubu birden atalım. Şöyle bir hedef şaşırtalım. Tamam tuzak da bulduk çok iyi oldu. İki grup bir... Allah seni kahretmesin ya. İki grubu birden çöp etti ya. Ah acayip derecede kafayı sıyıracağım. Şuradan bir grup daha atalım. Bu arada ejderhe de orada biraz dikkat etmek lazım arkadaşlar. Ejderhe de indirebilirseniz çok nefis oluyor bu gibi durumlarda.
uzakta bulmam iyi oldu. Şöyle bir okçu grubu bırakarak başlayalım. Bak şunu araya çektiğinizde arkadaşlar iki grubu birden atın. O ejderi indirin abi. O ejder çok büyük sıkıntılar çıkartabiliyor başa. Ve şu an aradan çıktı. Benim için çok iyi oldu. Şöyle bir de tuzak kontrolü. Dev top seni istiyorum abi. Hatta dev topu sal abi artık. Şu havan. Havanları falan alalım. Devreye sokacağımız birimler var. Şuradan dev topa da erişebiliriz. Hemen bekledim noktada. Ya belediye vurma. Ha havanlara vur. Bir dakikalık. Dev top da indi. Tamam. Artık şu... Abi sen nasıl vurmuyorsun? Niye oraya döndün? Oradan mı vuracaksın? Şöyle... Abicim abicim. Hiç beklemedim bir şey. Dur bakalım. Valla belediyeye destek vereceğim şuradan. Devler de geldi. Allah'ım. Dur bakalım. Dur şurada yıldırımı kullanalım. Verdi hasarı versin abi. 30 saniyelik süreç var. En azından dev de aradan çıktı. Vur abi. Ulan 2-3 tane daha vursa çok nefis olacaktı be. Ya bence şu var arkadaşlar. 3. savaş belediye çıktıktan sonra bir roket var ha. Başka da bir şey kalmıyor yani. 4290 başkent altınıyla beraber devam ettik. Bu arada güneş çökmeye başlamış. Ben de karanlık olmuşum. Hiç fark etmedim. Neyse zaten videonun sonuna gelmiştik. Bu arada sabahın ilk saatlerinde çektiğim için arkadaşlar bu şekilde oldu. Neyse sorun değil. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.